Türkiye'nin en önemli tatil beldelerinden Bodrum, yeni dış hatlar terminaline kavuştu. İtalyan Astaldi tarafından 100 milyon euroya tamamlanan Milas Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali hizmet vermeye başladı. İnşaat çalışmaları 15 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan yeni terminalin toplam alanı 130 bin metrekare. Terminalde 66 check-in kontuarı, geliş ve gidişte 36 pasaport kontrol noktası, 24 yürüyen merdiven, 29 asansör bulunuyor. Bodrum mavisi camların kullanıldığı terminalde saatte 500 bagajın elleçlendiği 5 konveyör bandı yer alıyor. Oldukça ilginç tavan tasarımıyla dikkat çeken terminalin iç kısmında Bodrum'un gri siyah mermeri tercih edilmiş. Dış cephe genişliği 425 metre olan yeni terminalde 426 otomobil ve 114 otobüslük otopark bulunuyor. Bodrum Milas Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin gümrüksüz alanındaki Duty Free mağazasını ise 4 yıl boyunca Uni Free işletecek. 6 milyon euroluk yatırımla kurulan mağaza için havalimanı işletmecisi Astaldi Mondial firmasına yıllık 8 milyon euro kira ödenmesi planlanıyor. Alışverişi seven yolcuların Bodrum'a geliyor olması, Uni Free'nin gelecek için önemli planlar yapmasına yol açıyor. Burayı 4 yılına kiraladık. Fakat tekrar ihaleye çıktığı zaman bu süreyi uzatmak istiyoruz biz de. Daha burada kalmak istiyoruz. Bodrum'u seviyoruz. Bodrum'daki yolcuyu seviyoruz. Bundan sonraki planlamalar olarak artık yurt dışına, geçen ay Kosova'ya açıldık. Yurt dışına başka planlarımız var. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Bodrum, Uni Free'nin Türkiye'deki 6. Duty Free mağazası oldu. Toplam 175 kişiye istihdam sağlanacak mağazada çevreci ürünler tercih edilmiş. Mesela kullanılan ışıklandırmalarda karbon salınımı en az olan ampuller kullanıldı. Çevreye dönüşümlü ve duyarlı ürünler kullanıldı. Bunlara özel olarak dikkat ettik. Dış hatlar terminalinin ikramı ise Doenco'ya emanet. İkram konseptinde Türk ve dünya mutfağından örnekler yer alıyor. Terminalin hava tarafında yeni markasıyla hizmete başlayan Doenco, uçağa götürülebilecek özel ikram kutularıyla fark yaratmayı hedefliyor.